Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şirketlerin hikayeleri anlatmaya devam ediyoruz. Bugün size tanıtacağımız şirketimiz Platform Turizm'dir. Platform Turizm burada ekrana getireyim. Şirketimiz arkadaşlar ulaşım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, küçük bir şirketimiz. Şu an ana ekranda gördüğünüz gibi şimdi buna geçmeden önce arkadaşlar bir endeksimize bakalım hangi durumda. Şimdi endeksin grafiği şu an saatli grafiğidir. Şimdi burada baktığımızda açıkçası güzel bir oluşum var. Hemen şurada size göstermeye çalışayım. Örneğin arkadaşlar şu kısımda Erasa indikatörünün dikkat edin şöyle okla göstereyim. Yukarı doğru çıkmaya çalıştığını ancak aynı zamanda fiyatın ise buna eşlik etmediğini hatta aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Genel olarak arkadaşlar bu oluşuma pozitif uyumsuzluk denir. Pozitif uyumsuzlukta arkadaşlar endeks aşağı gelirken indikatörlerin bunu onaylamadığının bir göstergesidir. Dolayısıyla bu da endeksin bir tepki alabileceğinin işareti olarak genel olarak kabul edilir. 7024 7025'lerde dolanıyoruz. 7020'nin altına sarkmamamız lazım. Sarkarsak 6080'lere kadar yolumuz var. E, açıkçası güzel bir oluşum var. Bakalım akşama doğru e, nerede kapatacak. Tabi şu an saat 14 itibariyle grafikmiş şekilde kendini gösteriyor. Güzel bir oluşum var. Hayırlısı diyelim. Onu dedikten sonra da arkadaşlar biliyorsunuz benim kanalımın asıl formatı şirket hikayelerini tanıtmaktır. Ara sıra tabii ki endeks yorumlarımız da oluyor. Arkadaşlar isteyen olursa gelip kanalımdan burada 50'nin üzerinde videomuz var. Onları siz e, izleyebilirsiniz. Burada 45'e yakın şirket var analizini yapmışım. Siz bunları da arkadaşlar gelip e, bakabilirsiniz. Şirketimiz var. Tabii ki kanalıma abone olursanız da sevinirim. Videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. Bütün bunları dedikten sonra şirketimizi tanıtmaya geçiyoruz. Şirketimiz arkadaşlar her şeyden önce Albayrak ailesine ait bir şirketimiz. Şirketin sermayesi küçük bir şir e, küçüktür. Baktığımızda şirketimizin faaliyet konusu arkadaşlar. Personel ve öğrenci taşımacılığı, filo araç kiralama hizmetleri, iş makinesi kiralama hizmetleri, yine gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri ile yurt dışı toplu taşıma hizmetleri vermekte olan bir şirketimiz. Asda aslında benzer faaliyetleri gösteren 3 tane şirket var borsaya açık. Bir tanesi dediğim gibi bir tanesi Platform Turizm, bir tanesi Eskar, bir tanesi de e, ismini unuttum arkadaşlar. 3 tane şirketimiz var. Şimdi şirketle ilgili arkadaşlar ilk başta bizim yatırımcı sunumuna gitmemiz lazım. Yatırımcı sunumda şirketle ilgili daha önce bilmemiz gereken birkaç tane bilgi var. Onları hemen sizinle e, size tanıtayım. Şirketin şu anki ekranda gördüğünüz faaliyet raporu 2023'ün 3. çeyreğine ait rapordur. Raporla ilgili arkadaşlar şirkette ilgili bilgilerimiz burada. Biraz önce söyledim. Şirketin sermayesi 244 milyon 750 bin yani küçük bir şirket. Yine şirketin Albayrak ailesine ait olduğunu biliyoruz. Daha önce de e, Trabzon Liman'ın videosunu çekmiştim. O şirket de Albayrak ailesine aitti. Bu da dikkatimi çekti açıkçası. Bunları dedikten sonra arkadaşlar şuradan gelelim. Şirketin halka açıklık kısmı arkadaşlar %21 civarı. %11'lik kısmı ise hedef portföy yönetimine ait. Geri kalan ise dediğim gibi Albayrak ailesine aittir. Geriye yüzde yetmiş civarı kalıyor zaten. Şirketin arkadaşlar Pakistan'da da faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ancak şehri içi taşımacılık faaliyetini sadece gösteriyor bu ülkede. Faaliyet konusu biraz önce söyledim arkadaşlar. Temel olarak personel, yolcu ve öğrenci taşımacılığı. Aynı zamanda araç ve iş makinesi kiralama ve sürücülü araç kiralama hizmetleri de vermektedir. Bir de şirketle ilgili şöyle bir e, yorumda da bulunabiliriz. Şimdi eğer enflasyon düşecekse ve TL değer kazanacaksa önümüzdeki süreçte ki enflasyon düşerse bu sonuç ortaya çıkar. Bu tür şirketlerin önümüzdeki süreçte e, karlılıkları dolayısıyla e, marjları da artabilir. Çünkü bunlar TL bazlı çalışır. Geçen gün kaplarına baktın. Özellikle bu son 2-3 hafta içerisinde üst üste kaplar attı. Toplamda 580 milyona yakın bir iş aldılar. TL bazlı çalıştıkları için önümüzdeki süreçte bu tür şirketler öne çıkabilir. Şirketin genel olarak faaliyet alanı arkadaşlar İstanbul merkezli bir de Kocaeli Gerze'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak bunun dışında arkadaşlar Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi gibi e, ülkenin çeşitli bölgelerinde de faaliyet sürdürmektedirler. Şirket aynı zamanda kamu kurumlarına ve özel sektöre de hizmet vermektedir. Yani kurumların personel taşımacılığı işle, e, işlerini ihale usulüyle alarak bu hizmetleri yerine getirmektedirler şirketin bir tane e, yatırımlarıyla ilgili baktığımızda aynı zamanda bir iştirakı olan arkadaşlar Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama şirketi var. Bu şirketin de faaliyet konusunu dikkat eden arkadaşlar araç kiralama faaliyetleridir e, faaliyetleridir. Bunları dedikten sonra arkadaşlar şirketle ilgili e, fazla bir şey yok açıkçası. Ancak bir de e, şeye bakacağız. Şirketin fiyatına bakacağız. Pahalı mı ucuz mu? Onun için de fin e geliyoruz. Fin özet rapora baktığımızda arkadaşlar bu yıl yani 2023'ün ilk 3 çeyreğinde toplamda kabaca 1.6 milyon bir ciro yapmışlar. Bunun sonucunda 430 milyon brüt kar esas faaliyetinde 610 milyon bu ciddi bir marj demektir. Yani 1.6 milyondan 610 milyon kare etmişsen esas faaliyette bu yüzde 35 ile yüzde 40 arası bir marj demektir. Bu çok çok yüksek bir marj bana göre. Yine Favon'a baktığımızda 406 milyon kare ettiğini gösteriyoruz. Yine marj anlamda baktığımızda Ciro'nun dörtte biri yüzde 25 civarı marj demektir. Bu da güzel bana göre. Yine net dönem karı ise 324 milyon. Bu da marjolara baktığımızda ciroya göre %20 net kar marjıyla çalışan bir şirketimiz olduğunu gösteriyor gösteriyor bize. Şirketin öz kaynakları 1.7 milyar yani 1 milyar 700 milyon, net borçları ise 207 milyon. Gayet bu öz kaynaklara göre ve bu ciroya göre baktığımızda veya dönem varlıklarına göre baktığımızda borç sıkıntısı olmayan bir şirketimiz. Çünkü dönem varlıkları da arkadaşlar baktığımızda 1 milyar 400 milyon. Dolayısıyla bu şirketin borç sıkıntısı yok. Net borç toplamda 200 milyon. Bu hiçbir şey. Son çeyrekte özellikle hem satışlarda, hem Favok'ta hem de net karda ciddi marjlar yakalamış. Bu da dikkatimizi çekiyor. Bunları dedikten sonra arkadaşlar bir de şirketin şurada yeni iş ilişkilerini size göstereyim. Bakın arkadaşlar yeni iş ilişkileri 581 milyonluk iş almışlar Tabi bu çeşitli e, ihalelerle yani tek kalemlik bir ihale değil ancak şurada dikkatinizi çekeyim 21 Aralık'ta 520 milyonluk bir ihale almışlar bu ihaleyi açıp bir bakalım nereden almışlar sizinle paylaşmak istiyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü arasında yapılan bir sözleşmedir Dolayısıyla personel taşımacılığı ilgilidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu ihaleyi almış olması da bence ayrıyetten dikkat etmemiz gereken bir kısım. Bunların dışında şirketin piyasa çarpanlarına bir bakalım arkadaşlar. Şirketin genel olarak şu ekranı aşağı indirelim. Yıllık bazında yani halka arz olduğundan günümüze bakalım şirketin ortalama fekası kaçmış. Ortalama Fkası 8.5, piyasa deri bölü defter deri 2.3, firma deri bölü Favok ise 6.68. Yani bu şirket piyasa tarafından ortalama bu çarpanlarla fiyatlanmış. Buna göre bakacağız. Şu anki çarpanları ise arkadaşlar birazdan size tekrardan göstereceğim. Şu an Evet şirketin şu anki piyasa çarpanlarını burada görüyoruz. FK 7.29 Firma değeri bölü favuk 6.32. Piyasa değeri bölü defter değeri 2. Dolayısıyla baktığımızda ortalamaların altında fiyatlandığını şu an görüyoruz. Bir de şirketin rakip analizlerine bir bakalım arkadaşlar. Oradan da bakalım şirket kendi rakiplerine göre hangi durumdadır. Şurada hemen rakip analizini açalım. Arkadaşlar dikkat edin. BIST'in FK'sı 5.89 bu biz açısından TL bazında tarihi diplerde olduğumuzu gösterir. Dolayısıyla borsa İstanbul ucuzdur. Biraz önce teknik anlamda da baktık. Şimdiki şirketimize dönelim. Şirketin e, sektöründe FK'nın 7.20, piyasa değeri bölü defter 5.20, firma değeri bölü FABON ise kabaca 7 olduğunu görüyoruz. Şirketimiz ise piyasa çarpanları açısından sektör ortalamasının altında fiyatlanıyor. Dolayısıyla dolayısıyla kendi sektörüne göre de bana göre ucuz e, görünüyor. Şimdi en son bir de şirketin karlılık oranlarına bakalım. Şirketin karlılık oranlarında özellikle net kar marjına bir bakalım. Şirketin ederi kaç civarı olur? Net kar marjını hemen getireyim arkadaşlar. Kabaca şurada net kar marjına baktığımızda şirketin aslında Pardon şöyle. Evet. Kar marjlarının %15, %25, %17, %31, %10 son dönemde ise artıyor. Zaten biraz önce de baktık en son e, bilançoda yani 2023'ün 3. çeyreğinde kabaca %20 net kar marjıyla çalıştığını gördük. Bu şekilde eğer düşünürsek arkadaşlar şirketin ilk 3 çeyrekte 1.6 milyar cirosu var. Toplam 4 çeyrekte de yani yıl sonu da eğer 500-600 milyonluk ekstradan yani 4. çeyrek cirosu da 500-600 olursa kabaca şirket 2 milyar civarı bir e, ciro yapar. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda isterseniz hesap makinesini de açalım. Şimdi gelsin ekranı hesap makinesi. Evet hesabımızı ekrana geçirdik. Şirketi arkadaşlar 2 milyar civarı eğer ciro yapacaksa diyelim ki 2 milyar ciro yaptı. %20 kar marjıyla 400 milyon TL para eder. Şimdi 400 milyonu neye böleceğiz arkadaşlar? 400 milyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, pardon. 400 4 milyon 400 milyonu neye böleceğiz arkadaşlar? Şirketin sermayesine böleceğiz. Şirketin sermayesi ne kadardı arkadaşlar? Kabaca 244 milyon. 244 milyon yaptığımızda Evet. Eşittir diyelim bakalım hisse başı ne kadar çıkıyor? Evet hisse hisse başı arkadaşlar 1.63 TL kar eder yıl sonu. Eğer bu şirketimiz arkadaşlar e, yıl sonu 10 FK ile fiyatlanacaksa 10 çarpı 1.63 yaptığımızda kağıdın ederi 16 TL eder. Dolayısıyla bu fiyatlarda kağıt ucuz görünüyor. Ancak ne kadar kar marjı verir? Daha iyi marj veren şirketler var mı? Onlara da bence bakmak lazım. Ancak benim gördüğüm şirketin pahalı olmadı bir de şöyle bir şey var. Kendi sektörü eğer enflasyon düşecekse Bunlar TL bazlı çalıştığı için önümüzdeki süreçte işleri daha iyi de olabilir. Bu şekilde arkadaşlar bir şirketimizi daha tanımış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. Herkese bol kazançlar.